Vakit geldi avukat bey. Vakit geldiğinde söylerim demiştim. Çaresizliğin ne olduğunu ara. Ara anlatayım çaresizliğin ne olduğunu müvekkiline. Ne dersen vazgeçersin. Telefon et avukat. Senin adamın olurum. Senin tarafına geçerim. Ara sahibini. Burada olduğumu söyle. Burada efendim. Geldi. Evet. Sor şimdi. Ya öldüreceğim seni ya da kendi adamım yapacağım. Sor, söylesin. Sor. Onun dediği olsun. Sor. Onun tarafına geçersem beni öldürmeyecekmiş efendim. Kabul ederseniz bana bir şey yapmayacakmış. Bir şey değil. Ama nasıl? Anlatamadım galiba. Nasıl dersiniz? Neymiş cevabı eski dostumun? Ama efendim... Bir dakika. Durum ciddi. Beni nasıl harcarsınız? Ben sizin için... Bir dakika. Anlaşıldı. Bir dakika. O zaman yapalım dediğini. Ulan Adil! Ben senin için neler yaptım? Dur bir dakika. Dur yapma. 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 Şimdi... Söyleyebilirsin müvekkiline çaresizliğin ne olduğunu. Bundan sonra benden merhamet falan beklemeyin. Çünkü bir babanın çaresizliği çaresizliklerin en korkuncudur. Baba dediğin çocuğunu korumak için her şeyi yapmalıdır. Baba dediğin çocuğu çağırdı mı iki eli kanda olsa yanına gitmelidir. Mümtaz amca. Tamer. Baba. Tamer. Neredesin oğlum? Sesini duydum. Yok Mümtaz amca. Gel. Bırak abi. Ya. Oğlum buradaydı. Gördüm buradaydı. Nerede o? Oğlum. Baba beni bırakma dedi. Geldi başımda durdu. Buradaydı. Görmediniz mi girerken? Kimse girmedi baba. Biz girdik bir tek. Ha, rüya mıydı o? Ben şey sandım. O dönmedi değil mi rüya? O değildi değil mi? Mümtaz amca. Hadi seni odana götüreyim. Oğlum. Geldi sandım. Yok. Ömer öldü değil mi ya? O gitti değil mi? Bir daha gelmeyecek değil mi ya? Baba dediğin zor zamanında kucaklar çocuğunu. Çünkü babayla çocuk birbirine emanettir Tanrı'dan. Anne. Gel. Arkadaşlar. Nasıl?
Gör. Söylemeyeceksin değil mi babana? Az kaldı anne. Bitsin, herkese söyleyeceğim. Bana niye söyledin o zaman? Söylemese miydin? Söylemeseydin. Keşke söylemeseydin. Öyle deme anne. İyileşecek babam. Seni kim iyileştirecek? Hı? Sen bir kere baba demeden şimdi giderse o adam seni kim iyileştirecek peki? Allah aşkına aç gözünü Ömer. Onun gibi mi olacaksın? Baban adam akıllı bir sarılamadı sana. Böyle yataklara mı düşeceksin sen de onun gibi? Hı? Niye böyle oldu zannediyorsun baba? Gör artık Ömer. Doktorlar iyi edemezler onu. Seni geri getirebilir mi doktorlar? Ne yapıyorsun? Git söyle. Git söyle. Git söyle. Git söyle. Buradayım de. Ölmedim de. Yoksa senin yapmadığını ben yaparım. Yeminle bak. Ben söylerim babana. Anne dediğin çocuğa hayat verir. Sonra çocuk küçük elleriyle tutar babanın elini. Ve çocuk babaya hayat verir. Ali, uyandırdın mı? Yok canım, bu saatte uyunur mu? Bir saate kadar bekliyorum. Buradan halletsek olmuyor muydu? Yanımda olman gerek. Senden bir şey isteyeceğim. Yok, reddedecek olursan gitmene izin veremem. Her gün, her gün yeminle daha çok seviyorum seni. Ama bazı tereddütlerim var. Olmaz mı? Arkadaş satmak kolay iş olmasa gerek. Dayıdan küçük bir hediye. Eyşan, zamanı mıdır artık, ne dersin? Tamam, geliyorum. Yalnız Ezel, yapabileceğimden daha fazlasını isteme benden. Merak etme, vicdanını sızlatacak bir şey istemem. Yani işte, teşekkür edeyim dedim. Benim için ne kadar önemliydi anlatamam. Ömer için de öyleydi. Tevfik, seni arasam bana Ömer'i anlatır mısın arada? Ha Eşen Hanım, bir şey daha var. Son gün Ömer size verecekmiş evin anahtarını. Niye vermemiş? Cengiz Bey, ben veririm, bana güven demiş. Ne planladığını anlatınca yine de tamam diyecekler mi? Bence artık diyecekler. Az buz bir şey değil. Cengiz'den bayağı nefret ediyor olmaları gerek. Bence artık edecekler. Babamın durumunu takip et. Saat başı rapor al. Sonra da bana bildir. Tamam.
Şükür buradayım. Daha geniş bir odanız varsa oraya alalım. Burası havasız biraz. Orada yatmak istedi. Abimin yatağı. Ben hep dışarıda ambulansta olacağım. Eğer bir şey olursa mutlaka çağır. Doktoru duydunuz. Yarın almamız lazım artık ameliyata. Tamam. Melia, bir masa vardı yarım. Yarına söz verdim. Ama Mümtaz bekleyecek tabii ki. Sonra Mert haber verir müşteriye. Bundan sabah akşam vereceksin. Söyle çocuğa biraz uyusun. Perişan oldu evladım. Kendine iyi baksın. Sana da iyi baksın. O nasıl söz öyle? O nasıl konuşma? Mümtaz. Mümtaz. İlaçlarını getirdim babacığım. Su da burada. İç, tamam mı? Sağ ol evladım. Sağ ol oğlum. Hadi anne. Bu resimden Cengiz'i çıkarmaya hazır mısınız? Ne kadar çıkarmaya? Asıl size sormalı. Siz ne kadar ileri gidebilirsiniz? Sınırınız ne? Aklında ne var? Diyelim ki Eyşan Cengiz'den boşanmak istedi. Diyelim ki Cengiz'in bu ortaklık işi hikaye oldu. Parasız kaldı. Diyelim ki boşanınca eline biraz para geçti. Cengiz candan vazgeçmez. Ben de candan vazgeçmem. O zaman Ali giriyor devreye. Ezel, anlamadığım bir şey var. Biz birbirimiz hakkında öyle şeyler biliyoruz ki... Tehdit etmekten fazlasına ihtiyacımız var. Doğru mu anladım? Elini kolunu bağlayacak bir şey arıyoruz. Öyle. Kolay kolay kurtulamayacağı bir şey. Yani bir kere dışarı attık mı hep dışarıda kalmasını sağlayacakmış. Ya da tam tersi. Attık mı içeri, içeride kalmasını sağlayacak bir şey. Çok acımasızca bir şey değil mi bu? Rezil bir şey. Ama tek yolu bu diyorsun. Doğru mu? Eyşan, söylemen gerek. Evet. Cengiz'den kurtulmanın tek yolu bu. Yani? Söyle. Söyleyemediğimiz bir şey nasıl yapacağız? Cengiz'i hapse attırmamız gerek. Ali? Cengiz'i içeri atıp... Anahtarını da denize atmak gerek. Bu işin yolu budur. Vallahi arkadaşlar sizden korkulur. Tamam. Dediğiniz gibi olsun. Alo. Eyşan. Yapamayacağım bir şey istiyorsam senden söyle. Sorun da o ya zaten Ezen. Benden yapamayacağım bir şey istemiyorsun. Aksine çok iyi yapabileceğim bir şey istiyorsun. E o zaman? Yapamamaktan korkmuyorum. Yaptıktan sonra senden nefret ederim diye korkuyorum. Et et. Merak etme, nefret ayıramaz bizi. Nereden biliyorsun? İçimden bir ses öyle diyor. Nasıl durumu? Baban iyi. Dinleniyormuş. Sen hani bugün gidiyordun eve? Gideceğim. Bugün de geçsin, gideceğim.
Kamil. Bugün ilk defa geri çekemeyeceğimiz bir şey yaptık. Yani? Yani Cengiz'i elden çıkarıyoruz. Kim verdi? Niye yardım ediyor bu dayı bize? Tefo be. Çok iyi çocuksun. Çok, çok, çok iyi çocuksun. Seviyorum seni. Vallahi. Ama canım evladım. Güzel kardeşim. Sen dayının emrinde çalıştın. Saçını falan kestin. He? Hiç mi çakmadın köfteyi? Ramiz dayı kimseye iyilik yapmaz. O sadece hedef gösterir. Sen de gider vurursun. Yani hokus pokusu çek bir kenara. Budur koduğumun ihtiyarının bütün oyunu. Bu serdarı vurmak için teşviğe ihtiyacım yok. Dayı bulsun, ben vurayım. Sen. O sana bırakır mıyım lan? Bu. O da babamın oğlu değil. Dayının listesinde kim kalıyor sonra? Senle ben. Ne yapacağız? Önce dayıyı indireceğiz. Yanlış anlama abi. Ben de seni çok seviyorum yeminle. Ama sen de hala çakmadın mı köfteyi? Biz dayıyı indiremeyiz. İndiririz. Defo. İndiririz. O iş için doğru adamları seçelim mi yeter? Ben? Sen? İstersen ver anahtarı. Kilitleyeyim içeri. Kızma be oğlum. Seni koruyorum. Ortak. Kamil, dön. İlk sapaktan dön. Ya ne oldu Ezel? Aksilik. Dur, dur, kıpraşma, kıpraşma. Ha? Ha? Yeter lan, tamam. Resim çektirmeye mi getirdin beni buraya? Kızma be Cengiz. E bakarsın yarın yollarımız ayrılır. Biliyorsun, duygu adamıyım ben. Bakar bakar ağlarım bunu artık. Ağzındaki baklayı çıkarsan Ali. Bir sorunumuz var. Dur tahmin edeyim. Kumarhaneler fazla geldi. Güvenliğe dönmek istiyorsun. Ayarlarız bir şeyler. Tamam. Yok. Bilemedim. Dur ben yardım edeyim. Öyle başlıyor. Merle bitiyor. Arada da şöyle bir cümle var. İntikamını almaya gelmiş. Ömer mi? Yok. Dayısı. Gene mi? Bir dur be adam, bir dur. Bu Ali var ya, bu Ali. Bu Ali'de bir şey var. Bir şey var ama nedir o şey? Düştükçe kalkıyor. Öyle ya. Doğru. Niye Hacı Yatmaz gibi düştükçe kalkıyor bu adam? Niye kalmıyor düştüğü yerde? Ha? Bana bak. Sen bu adamı sevmeye başladın galiba. Dikkat et. İnsan bir gün gırtlaklayacağı tavuğu sevmeye başlarsa aç kalır. Hedef mi gösteriyorsun dayı? Hayır. İlerisi için çıkar yol gösteriyorum. Al bunu. Götür o yere. Çıkmasın dediğimizden. Dur. Yanlış mı yaptık onu buraya getirmekle ha? Kurtların arasına attık. Yok dayı. Hayatını kurtardık. Tevfik. Ona ulaşmasınlar. Ne bunlar ne ötekiler. Ona ulaşmasınlar diye beni vurman icap ederse çekip vuracaksın beni.
Dayı. İtiraz istemem. İşte şimdi hedef gösteriyorum sana. Hadi. Hadi be. Her şeyi biliyorum. Kasetin kopyası da var elinde. Ne? Ama korkma. Vermeyecek. Niye? Çünkü bu adam bize hapse atmak falan derdinde değil. Bu adam bizi önce süründürme, sonra öldürme derdinde. Korkacak bir şey yok yani. Bitmiyor be Ali. Bitmiyor. Ne övermiş lan bu? Ölmüyor bir türlü. Bu niye burada? Ben çağırdım. Niye? Güvenmiyor musun ona? Dalga mı geçiyorsun Ali? Tabii ki güvenmiyorum. İyi. Aman güvenme. Bomba gibi bir üçlü oluruz böylece. Biz ne yapalım? Siz gidin. Ararım. Nasılsın Ali? Çok oldu görüşmeyeli, özlettin kendini. Gel Ezel, gel. Ben de şimdi Cengiz'e anlatıyorum. Neyi Ali? Cengiz'in peşinde bir adam oldu. Nasıl bir adam? Çok kötü bir adam. Çok üçkağıtçı. Rezil bir adam. Öyle bir adam ki, yani şu an burada konuştuklarımızı bile duyuyorsa şaşmam. Ali. Dur Cengiz. Ezel yabancı değil. Öyle bir adam ki, Cengiz bundan kurtulmadan huzuru bulamaz. Adamın adı ne biliyor musun? Adamın adı Ramiz Karaeski. Senle ben önceden tanıştık onunla. Geçenlerde bir Tufa'ya geldik ya. Ezel de orada gördü. Bir o kadar yani. İyi de benden ne istiyorsun Ali? Biz üçümüz kafa kafaya verirsek Ramiz Karaeski'nin hakkından geliriz. Atarım altına imzamı. Ali tamam da Ezel'i ne ilgilendirir bu mesele? Hiç bilmediği bir şeyin içine girecek. Kendi hayatını tehlikeye atacak. Niye? Çünkü Cengiz. Çünkü yapmazsa düşerim. Amca da haklı. Sen olursan iş değişir. Var mısın? Ortağımı yalnız bırakacak halim yok Cengiz. Sonra nasıl kalkarım koca otelin altından tek başıma? Pekala. Madem öyle bir sorayım ortada. Bir dur Cengiz, bir dur. Bu işi benim dediğim gibi yapacağız. Senin dediğin gibi mi? Bu takımı beğenirsen mi olacaksın yani? Sakatattan anlamam ama seni mi dinleyeceğiz diyorsan bu herifle kapışıp da ayakta kalan başka kimse var mı burada? Duyamadım. Anlaştık o zaman. Tamam patron. Dinliyoruz. Önce bu herifin her yerde adamı var. Bu işe üçümüzden başka kimseyi karıştırmıyoruz.
Kimden bilgi alacaksak kendimiz gidiyoruz ayakları. Yeri yurdu belli mi bu adamın? Evin önünde bir handa bir ofisi var. Ne olur yanlış anlama Ali. Senin organizasyon yeteneğini küçümsediğimden değil. Neden bir zahmet bir sıkıp gelmiyorsun? Hani eski günlerdeki gibi. Ezel ver. Dayı geleceğinizi biliyor muydun? Çünkü ben denedim bir iki kere. Pek başarıyla sonuçlanmadı onlar. Şimdiki planın ne? Planımız. Planımız Ezel. Kendini dışarıda hissetme kardeşim. Planımız Ramiz'i kendimize çekmek. Ben şöyle bir hesap yaptım. Bu kadar iyi saklanıyorsa bir adam ille sakladığı bir şey vardır herkesten. Ben sokağı biliyorum. Sen insanların ağzından laf almayı. Ezel de ikna etmeyi. Sen daha önce de denemedin mi bilgi toplamayı? Bu sefer ne değişti? Bir, bu sefer ben akıllandım. İki, neyse şimdi oynadığı oyun, dayı artık gizlenmiyor gölgede. Dur! Nereye? Üç, benim cesaretim, senin kurnazlığın, senin de gücünle biz üçümüz bu oyunu bozarız. Canın mı sıkıldı dayı? Bu saatten sonra mafyacılık oynamaya mı karar verdin? Oyun oynayacak yaşı geçtik yeğen. Artık bir şey yapacaksak adam akıllı bir şey yapmak icap eder değil mi? O zaman adam akıllı bir anlat be dayı. Ne bu adamlar? Ne bu kaybolup kaybolup durmalar? Ne bu peşindeki Ruslar? Ne bu kumarhane işi? He? Anlatmakla bitmez bu işler yeğen. Neyi fark ettin biliyor musun dayı? Bana bir sürü hikaye anlattın. Ama kendi hikayeni hiç anlatmadın. Bu gidişle onu da arkadaşlarından dinleyeceksin Ezel. Ha? Onlar benim arkadaşlarım değil. O zaman dizginle onları. Orada burada bizim hakkımızda soru sormaları hiç hoş değil, değil mi? Neyi öğrenmelerinden korkuyoruz? Hiçbir şeyden korkumuz yok yeğen. İlle bir şeyden korkacaksak sana bir şey olmasından korkarız o kadar. Nasıl olacak o? Benim hakkımda öyle şeyler var ki yeğen. Bir kere daldın mı içine? Bir kere uzattın mı burnunu? İkinci kez seni ben bile kurtaramam. Hatırlattığın iyi oldu dayı. Sen benim hayatımı kurtardığına göre sana karşı haddimi bilmeliyim. Oraya buraya burnumu sokmamalıyım. Seni uyarmaya gelmiştim. Arkadaşlarımı senden nasıl uzak tutarım onu soracaktım. Ama senin benim yardımıma ihtiyacın yokmuş zaten. Unutmuşum. Ezel! Baban nasıl? Daha iyi mi? İnsan küçükken babasını ölümsüz zannediyor. Ama bir gün geliyor, öyle olmadığını anlıyorsun. Hayatın şakası yok dayı. En kuvvetlimizin bile zayıf noktasını buluveriyor. Değil mi?
Ezel abi. Ne oldu? Bak, Mümtaz amca mı? Ne oldu Mert? Gitmiş abi. Kaçmış. İki dakika uyumuşum çıkmış. Ya doktor ameliyata kadar yerinden hareket etmesin dedi abi. Ya Ezel abi son bir gece evimde yatayım dedi. Ömer'imin yatağında yatayım dedi. Abi ben de salak gibi. Abi ne yapacağım şimdi ben ya? Dur bir sakin ol. Nereye gider? Baba. Ömer. Gel baba. Gel. Oğlum. Oğlum. Babam. Üşüdün mü? Sağ ol baba. Baba. Ben seni çok özledim. Ben de evladım. Gelecektim. Ama gelemedim. Olsun. Ben geldim bak. Buradayım. Geldin ya. Gel. Gel buraya otur. Arabanın sahibi. Neler diyorsun Serdar? Ateşin mi çıktı? Nedir? Demek arabanın sahibi bu adam. Bu herif hepimizi harcar Cengiz. O kadarını anladım. Da biz onu nasıl harcayacağız? O konuda altın değerinde bir fikrin var mı? Bu adamlar hakkında öyle rastgele sokaklarda bilgi toplanmaz Cengiz. Bunlar racona göre yaşar. Peki nasıl ölürler? Bunların adamlarını parayla, tehditle, kandırarak konuşturamazsın. Onu da anladım. Ramiz deyince herkes dut yemiş bülbüle dönüyor. Bunlar ihanet edeni yaşatmazlar Cengiz. Gammazlayanı anında harcarlar. Tamam, tamam oldu. Çok yardımcı oldun, sağ ol. Onun için damat, senin bulacağın adam... Hani gammazlamış da hala hayatta kalmayı başarmış biri olmalı. Eğer öyle birini bulursan o sana istediğin 5 paralık bir şeyi verir. Yine aynı soru Serdar. Nereden bulacağım ben öyle bir adamı? Kimse konuşmuyor ki. Doğru, konuşmazlar. Ama belki yazan olmuştur. Ezel. Benim Mümtaz amca. Söz verdim. Masayı söz verdim yarına. Kalmaz. Borcum kalmaz. Tamam buradayım ben, tamam. Ömer'e giderken borcum kalmaz. Bir şey bulamadın mı? Bunlar ne arıyorlar burada? Bak bu sarı kafa var ya. Sarı kafa. Sarı çiyen. Gözünü ondan ayırma sakın. Çok dikkat et ona. Tamam.
Ha şöyle. Neresi? Geliyorum. Sarı Çiğen. Sarı. Ne o? Seni de mi ektiler? Ben görevdeyim. Yorgun düşmüş. Korkacak bir şey yok şimdilik. Ama riske girmeyelim. Ne yapmak gerek? Bu gece hastaneye alalım. Yarın biliyorsunuz. Efendim Cengiz. Geliyorum. Kimin evi burası? Bir arkadaşın. Bir şey içmek ister misin? Ali! Ezel'e içecek bir şeyler versene. Tabii. Ne içersin? Viski. Ali ile ben bu meselemizi konuşuyorduk. Biz kimseyi konuşturamadık. Sen? Sonra aklımıza başka bir şey geldi. İlk bakışta biraz sıra dışı gelebilir sana. Ama içkini alsana. Ellerin mi üşüyor Ali? Yok. Hijyen takıntım var. Madem ki dedik mafya sektöründen kimseyi konuşturamıyoruz, o zaman sektör mü değiştirsek? Yani bu Ramiz Karaeski denen adam ünlü. Hakkında bir sürü kitap var. Araştırmışlar, çalışmışlar. Sen o işlerden iyi anlarsın. Senin evde bayağı kitap var. Sizin bu arkadaşınız da yazar mı? Ha, aynen öyle. Yazar. Ama tam olarak... Arkadaşımız değil. Yani sayılmaz.
evimden ya. Hande Hanım, iki dakika bir rahat dursanız her şey hallolacak. Ali Bey'le ben buraya bir iş meselesi konuşmaya geldik. Evet, pencereden. Kapı kilitliydi. Hande Hanım, Ramiz Bey'le ilgili yazılan en ne? Doğru. En doğru. Aynen. En doğru kitabın yazarıymış. Biz de yenicene öğrendik. O mu gönderdi sizi? Ha? Beğenmemiş mi kitabı? Hayır hayır, o göndermedi. Biz sizden biraz bilgi rica edecektik ama siz böyle bağırıp çağırınca işler biraz sarpa sardı. Arkadaş da biraz ateşlidir. Sen elimi çöz. Ben alırım onun ateşini. Yazar olduğuna emin misin sen? Sen insan olduğuna emin misin? Ali! Kızım bir rahat ver, iki soru soracağız. Ali! Nereye kaçacaksın yazar? Kafana kısıldın. Yazarlık demek farklı bakış açısı demek. Kaçtığını kim söyledi? Son sözlerim mi? Ali! Bahse girerim, o ateş almıyordur. Son sözlerim mi? Ali! Hiç yazar vurmamıştım. Hadi hayırlısı. Ali, odaya bak. Odaya bak! Hadi be! Gelmeye vururum. Vurmazsın. Senin gibi insanlar isteseler de katil olamazlar. Neyse ki. Ne istiyorsunuz ya? Ne? Her şeyini biliyorsun yani sen bu adamın. Her şey değil. Ne var ne yok dökmüşsün işte. Baksana. 70'lerden günümüze. Vay vay vay. Gazinolar, kumarhaneler. Şu adam, bu o gazete patronu değil mi? Ömer mi? Baksana şuna. Adam hapse girene kadar kral. Daha sonra herkes uzaklaşmış etrafında. O tarih ne? Çocuklarının öldüğü gün. Bu adam kim? Kandıralı. Yanında yazıyor. Niye etrafı böyle kırmızıyla çizili? Çünkü o türünün tek örneği. Dayıya yanlış yapıp da hayatta kalan tek canlı.